Tamam. Tamam yeter. Bayağı duman oldu biraz. Gaz ver bakayım, duman atıyor mu? Atıyor, tamam. Yeter. Atıyor mu? Atıyor, evet. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hastalıklı bir Opel Astra H Stage Wagon bir araçta birlikteyiz. 1.6 Twin Port diye geçiyor. Xcept motora sahip bir araç. Aracın birçok işlemi var aslında. Tekleme problemleri, gitmeme problemleri ve yağ yakma problemlerini sizlere kısaca göstermeye çalıştım. Dumanı aşırı bir şekilde atıyor, yağları yakıyor. Enjektör problemi değil, kısa videoda bahsetmiştim. Dizel bir araç olsaydı eğer yakıtsal problemden kaynaklı beyaz dumanı aynı şekilde atabilirdi. Ama bu yağ yaktığı için arkadaşlar maalesef bu arabanın segmentlere kadar inilecek. Şimdi isterseniz videoya geçelim, başlıyoruz. Evet, alalım. Evet, hava filtre kabinini alarak başlıyoruz. Klasik olarak bilgilerini vermeden önce arkadaşlar birkaç parça söküldüğü için sizlere göstermek istiyorum. Arabanın ilk izlenimlerine baktığımızda gayet temiz bir kaburta ve motor bizleri karşılıyor. Aracımızın aküsünün mutlu akü 72 amper olduğunu söyleyelim. Bu arabalarda özellikle elektrik çok önemli. Neden önemli? Şunu belirtmek istiyorum. Arabanın öncelikle fan açtığında birincisi, farlar açıkken ikincisi ve üçüncüsü de elektrikli bir direksiyona sahip olduğu için akım çekmesi çok fazla oluyor. O yüzden düşük akülerde veya kötü akülerde, kötü markalı aküleri bu arabalarda kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Sol taraftan gördüğünüz üzere babam Trigger'in kapağını açmayla başlıyor. 2 adet torksluk civatalarımız var ki şu an 8 tornavida ile söküyoruz. Aynı torksluk civataları, torks tornavidalı civataları 8 tornavidada tutuyor. Trigger kapağımızı aldıktan sonra burada trigger kayışı bölümü bizlere karşılıyor. Bakacağız buralarda sıkıntılar var mı? Gözüme çarpan bir şey var baba burada. Egzozu koruyucusunun demirinde bunlar nedir? Kurşun herhalde bu lastikler. Balans kurşunu. Orada ne görevi var bilmiyorum. Hiçbir görevi yok. Öylesine süs diye koymuşlar bana göre. Buradan boğaz kelebeğimize giren bir adet elektrik soketimiz var. Bu soketin öncelikle grisini geriye çektikten sonra daha sonra kendiliğinden bu şekilde soketimiz çıkıyor. Sağ tarafta konumlandırılmış bir adet de motor beyni var. Motor beyninin de 2 tane soketi var. Kelepçesi de bu şekilde bir sisteme sahip. Üstüne basıyoruz, geriye doğru çekiyoruz. Arkadan itebilirsek itiyoruz. Hareket aldığı an zaten yarı konumdan sonra daha kolay çıkıyor. Evet, motor beyni de öncelikle şöyle diyelim. Xcept motor olduğu için demir birenme manifolduna sahip. Üstünde konumlandırılmış bir adet motor beyni ve boğaz kelebeği de hemen üst konuma geliyor. Bunların aynı kasaya sahip araçlarda, Xer motorlarda ise bu gördüğünüz emme manifoldu demir değil plastik. Motor beyni burada değil. Gaz kelebeği de hemen sol tarafta konumlandırılmış vaziyette. Motor beynine gelen bir tane de elektrik soketimiz, şasemiz var. Bunu da kesinlikle unutmuyoruz. Görüyorsunuz buradan sıkılıyor. İşlemlere başladık. Yine torksluk her Alman arabalarında olduğu üzere torksluk civatalar bizleri karşılıyor. Sürtü ortamı uyduruk. Buradan geçmez. Bu da motor beyni. Evet. Kübütör kapağının hortumu. Pahalı bir hortum. Pahalı bir hortumdur bu da. Evet, diyoruz bunu. Evet, her seferinde söylüyoruz. Plastik bir hortum ama önemli göreve ve ayrıca pahalı bir parça. Boğaz kelebeğine giren sağlı sollu su hortumları, giriş çıkışları var. Öncelikle bunları da söküyoruz, buradan ayıracağız. Evet. Orijinal hortumumuz hamur gibi. Bu ise yaklaşalım. Kırıldığında göstereyim. Kemik. Yan sanayi dediğim biraz önce uydurup. Benzin hortumu, su hortumu değil o. Yani yansa uyduruk bir hortum. Evet, sıradan bir metre hesabı alıp takılan bir hortum. Sıra geldi boğaz kelebeğine. 4 adet yine bunu torksluk civatalar tutuyor.
Tabii altındaki contayı unutmuyoruz. Önemli bir contamız. Boğaz kelebeği de artık gidiyor. Buradan ateşleme bobini dediğimiz parçanın elektrik soketini söktük. GM olduğunun altını çizelim. Bu arabalarda genellikle ateşleme sıkıntısı olabiliyor. Bu yüzden çelik su baba döndürüyoruz. Ancak bunu bilmeyen kişiler veya daha önce şahit olmayan kişiler tarafından müdahale edildiğinde ezberi olarak ateşleme bobini ve ateşleme bujisi değişiyor. Anlık olarak sorun giderilse de arkadaşlar maalesef uzun vadede tekrar teklemeye, sıkıntılara yol açıyor. Burada da ateşleme bujilerinin olduğunu görelim. Buralarda da yağlar oluşmuş görüyorsunuz. Bunlar da külbütör kapak contasından gelen yağlar. Evet, benzin hortumunun öncelikle klips ayağını aldık. Buradan da hortumu çıkaracağız. Maviyi görüyorsunuz. Alttan ve üstten basmamız gerekiyor. Daha sonra çekmeli bir sistemi var. Geçen gün bir abi sormuştu. Şu böyle duruyor. Usta sıkıntı olur mu diye. Bu böyle duruyor. Orijinalinde de böyle. Sıkıntı olmaz. Tabii ki benzinin fışkıracağını biliyorduk. Benzin hortumu olduğu için. Mavi klipsleri şöyle detaylı incelediğimizde iki adet çıkıntısına geçiyor. Elektrik tesisatını da alıyoruz. Yani almıyoruz, gevşetiyoruz. Rahat bir konuma ulaşmak için. Evet, ışığımızı aldık. Burada küçücük bir plastik kapak var. Bunu da çıkartıyoruz. Elektrik tesisatını buradan alamayız. Böyle. Çıkarmadığımızda alamıyoruz. Peki bu elektrik tesisatı nereye gidiyor? Bu elektrik tesisatı eksantrik konum sensörüne gidiyor. Ekranımızdaki havadanlık dediğimiz yağdanlık resmine gidiyor. Klima kompresörüne gidiyor. Radyatördeki ısınma sürüne gidiyor. Biliyor musunuz? Hortumu çekmişler kafalarına göre. Buradan kırılmış. Bundan su mu geçecek? Düzenli olarak bir su geçişi olmayacaktır. Bunun su kanalı ve hortumun geçiş yeri. Bak, orijinal hortumu bu çukurlara yerleştirirsin bu şekil bak. Görüyor musun? Ama bu mümkün değil. Biz bu kelebek su hortumlarını her zaman elimizden geldiğince değiştiriyoruz baba. Değiştiriyoruz ve orijinal olmak şartıyla. Kesip atalım. Bundan benim bir işim yok. Uydurmuşlar, kaydırmışlar. Baba şöyle de bir durum oldu. Abimiz bir işçi aracı sürekli kullanıyormuş. İşinden dolayı da biraz acele ediyordu aslında. Bize şöyle bir soru sordu. Kendisi dedi ki evet. Arabama 20-50, 10-40 gibi kalınlaştırsak yağı kesebilir miyiz? Usta dedi ki arkada da bagajdaki aldığı motor yağlarını göstereceğim. Bagajda hani yağ taşıyor diyoruz ya işte bu birazdan kanıtını göstereceğiz. Keser mi bu usta? Vallahi 10-40, 20-50 değil. Şanzıman yağı, eski araçların 90 numara, kren yağı, böyle kres yağı, kavçuk gibi. Ne koyarsan koy, yağ yakan araba yağı yakmaya devam eder. Yağ neden yakar? Silindirde genişlemeler olur. Genişlemelerken aşınmalar, sekmanımızda kırılma olur. Sekmanlarımızda dönme olur, ağız ağza gelir. Sibop lastiklerimizden kaynaklı. Bunların söktüğümüz hepsini tek tek söyleyeceğiz. Bu söylediklerim motorun içindeki kayıplar. Tabii ki. Dışarıda kaybı kaçak yok. Dışarıda hiçbir kaçağı yok, kaybı yok. Evet, herhangi bir dışarıda kaçağı kaybı yok. Aracın akü bağlantısını kesmeden önce kilometre bilgisine de bakalım diye şöyle sizlere gösteriyorum. 174.040'a gelmiş aracımız. Yaşına göre iyi bir kilometre olduğunu da söyleyelim. Bunun dışında da gösterge paneli bu şekilde. Şimdi bagaja bakabilirsin demişti abimiz. Biz de sizlere göstermek adına bagajdaki motor yağlarını göstermeye çalışıyoruz. 531 yağ alınmış. 300 kilometre garantili diyor. Bunun dışında birkaç yağ daha vardı. Antifrizimiz mevcut. Burada da antifriz var. Bayağı abimiz şey gibi, yedek parçacı gibi dolanıyor. Hemen burada da bakın, markasını söylemeyeyim ama kargodan gelmiş bir kutuda motor yağı var. Kapatıyoruz. Külbütör kapak contası ve külbütör kapağı ikisi bir arada geliyor. Şöyle gösterelim. Bu arabanın büyük ihtimalle bir hararet gördüğünün altını çizelim. Usta geldik buraya. Şuradan gidiyoruz, manifoldan başlıyoruz. Karşımıza çıkan görüntü bu. Güzel kızarmış. Bayağı güzel kızarmış. Bakın buradaki ızgaradaki tavuk gibi kızarmış.
bayağı. Bakın kurumlaşmalar. Şimdi şöyle tuttuğumda net bir şekilde görünüyor. Evet, bir kızarmış tavuk edası var burada. Bayağı güzel pişmiş. Yüksek dereceli egzantrik milleri kızarmış bir tavuk rengine ulaşmış. Bu da neden kaynaklanıyor? Yüksek hararetten. Hararetten dolayı. Hararet görünce segmanlar kendini kaybediyor. Erken kilometrede yağ yakıyor. Egzantrik konum sensörünü söktük. Hemen silindir kapağına bağlantısı olan birkaç demir ayağımız var. Bunlar da motoru eğer indirirsek diye kullanılması gereken bağlantı ayaklarıdır. Hemen sağ tarafta da bulunuyor. Buradan radyatör su hortumu, termostata giren biri radyatöre, bir diğeri ise termostata giriyor. Soketi aldık. Var ya. Burada bir şeyler var. Muska mı yapmışlar bu arabaya? Ne yapmışlar? Ne bileyim, o ne baba? Porta giren soket. Direnç mireç diyorsun ya hani. Dirençle kandırmışlar. Evet. Değişik, evet. Yine bir şey daha yakaladık. Oraya gidiyor. Ha, porta kısa devre yapmışlar dirençle. Evet, buradan görünüyor. Bu da fren vagon hortumu. Westinghouse'a gider. Frenimizin yumuşak olmasını sağlayan parça budur aslında. Şu gördüğünüz kazan gibi parça herhalde baba. Yumuşacık yapıyor. Evet. Kırıklık soketimizi görüyor musun? Kırıklık var. Değinelim. Evet, gördüğünüz elektrik tesisatını da bayağı bir boşlattık. Arındı. Tabii ki burada şey tutuyor baba, bu da aynı ki kablo demiştik ya. Sonradan çekilen bir şey. Ama genel manada araba güzel baba. Evet, soketlerine gayet güzel araba. Gayet iyi, yaşına göre güzel bir araba. Tabii ki olabiliyor böyle hararet görme olayları. O yüzden yaşına bağlamak gerekiyor. Bu arabalar bir de arkadaşlar 106 derecelerde, 108 derecelerde fan açıyor. Bu yüzden gayet normal, birçok abimiz soruyor. Opel arabasının bu kasaları, birçok motoru arkadaşlar bu şekilde yüksek derecede, yüksek ısılarda fan açma derecesi oluyor. Bu yüzden soğutma suyunuzun kalitesi, devir daims pompanızın kalitesi ve termostatın kalitesi, artı bir de su radyatörünün kalitesi çok önemli. Bu arabalarda kesinlikle dikkat etmenizi öneriyoruz. Değişmek periyodik olarak değiştirebilirsiniz bu parçaları. Eğer bir sıkıntı yoksa da çok fazla oynamaya gerek yok. Hemen buradan yağ çubuğumuzu çıkardık. Tabii ki burada o-ring contasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yağ kaçırabilir. Bunu takarken tabii ki dikkat etmemiz lazım. Burada da tekrar baktığımızda torkslu civataları söktük. Altta da hemen oksijen sensörünün altındaki onluk civatayı söktükten sonra oynamaya başladı. Koruma sacımızı aldıktan sonra egzoz manifold bölümü görünüyor. Altta da bir adet yağ filtresi var. Filtron marka büyük ihtimalle, renginden anlaşılıyor. Burada da çok fazla bir kaçak yok ama şurada bakın dikkatli. Şurada şu noktada bir çürümeler var gibi. Geldiğimizde buraya tekrardan burada egzoz manifoldunun onluk somunlarını söküyoruz. Saplama üstüne sıkılıyor. Teker teker bunları söküyoruz. Toplamda kaç tane baba bunlar? Somunu. 2, 4, 6, 8, 11 adam. 11. Bir tane de buraya 13'lük takılmış.
Onu geriye çekilsin, gidelim mi ben? Manifoldu mu? Tabii. Ben gidelim diyorum, sen duruyorsun. Niye baba? Bu manifoldu geriye çekeyim de sabaha buradan bir şey kalmaz. Biraz da benim aklım orada kalır. Aklın mı orada kalır? Tabii aklım orada kalır. Niye? Ondan sonra evde annen diyor ya, bu adam beni duymuyor. Duymaz tabii, aklı burada adam. Akılsız adamın aklı olur mu? Olmaz. Alttaki cıvatalar biraz sıkıntılı sökülebilir. Alan darlığı yaşadığımız için biraz zorlanıyoruz. Üstleri zaten boşalttık, görüyorsunuz. Şimdi geriye doğru manifoldu çektik arkadaşlar. Valla bir egzoz manifoldunun olduğunun altını çizelim. Bunlar takım conta halinde değiştiği için içerisinden çıkıyor bunlar. Bunun dışında da egzoz manifoldunu komple havaya mı alacağız baba? Alalım çünkü karteli açıp piston çıkaracağız. Altta bir de mani kalmasın. Evet, alacağız. Alttan da 3 adet cıvatası var. Daha sonra bu gördüğünüz egzoz manifoldunu oksijen sensörü üstünde olmak dahil direkt komple havaya alıp çıkartıyoruz. Eski günden merhabalar arkadaşlar. Aracımıza devam ediyoruz. Pistonları kapağı sökeceğiz. Burada. Tamam, kapağı gösterin. Önce şu an kepler, yataklar çıkacak. Görüyorsunuz altında da kızarıklar oluşmuş. Bayağı bir hararet görme ihtimali var bu aracın. Bayağı da yağ yakıyordu. Bunun dışında bakın buradan piston kollarını görebiliyor muyuz? Net bir şekilde görünüyor. Bunlar da yataklar, kepler diye geçiyor ve şu üstüne takılan ana parçada krank. Krank bayağı pahalı olan bir parça. Rektifiye de genellikle değişiyor. Bazı durumlarda değişiyor, bazı durumlarda değişmiyor bu. Ölçümlerinde kayıp düşme varsa değişiyor. Aynen, pahalı bir parça olduğu için arkadaşlar her zaman değişen bir parça, sorun veren bir parça değil. O yüzden müdahale biz de etmeyeceğiz. Pistonlara da müdahale etmeyeceğiz. Bu krankın sürekli dönmesi gerekiyor. Eğer dönmüyorsa büyük sıkıntılar var demektir. Evet, çıkarıyoruz. Birazdan tabii kapak bölümüne de geçeceğiz. Değerlendirmeleri alacağız. Bunlar yatak. Bunlar yatak ve kepleri. Son kepimizi de alıyoruz. Ve artık alttan pistonlar çıkmaya hazır konumda. Krank sadece üstünde kalıyor. Hiçbir değişiklik krankta yapmayacağız. Bunu tekrar altını çizelim. Şurada gördüğünüz tırtırlı parça krank okuyucu sensörüdür. Bunun arkadaşlar sensörünü, soketini takmasak araç yine çalışmayacaktır. Şimdi biz üstten pistonun çıkması için alttan pistonları itiyoruz. Tabii ki şu an çok fazla anlaşılmıyor olabilir ama üstten pistonların çıktığını söyleyelim. Buraya tekrar geldiğimizde teker teker yatak ve kepleri sırasıyla dizdik. Bunların sıralaması da önemli. Birazdan bunlara da değineceğiz. Bir yatak daha geldi. Alttan vurduğumuzu gösterdik. Krank bölümünü de gösterdiğimize göre pistonlar artık yukarıya doğru çıktı. Motor bloğundan çıktı şu anda. Sekmanlara değineceğiz. Sekmanlarda neler var göreceğiz. Aracı indirip hep beraber bunları izleyelim. Bakalım neler çıkacak. Evet, silindir kapak contamız. Pistonların alttan yukarıya doğru vurulduğunu söylemiştik. Bakalım baba, değerlendirelim. Zaten yanıklar net bir şekilde görünüyor. Sekmanlar artık hiç tutmaz hale gelmiş. Kaynak telinden farkı yok. Çeliklik hiç kalmamış. Bu ateşleme sekmanımız birinci sıradaki öndeki. Bu kompresör sekmanımız. Yağ sekmanımız pistonla hiza olduğu için yağ yakma sebebi bu. Bak, bu sekmanlarımız dışarıdayken yağ sekmanı içeride kalıyor, görebiliyor musun? Seviyede kalıyor, evet. Piston hizası. Normalde bu çıkıntıda olması lazım baba. Hani yağ silmesi için. Bu birinci, yani trigger tarafına biz 1, 2, 3, 4 diye adlandırma yapıyoruz. Birinci pistonumuzdu. Bunu söyleyelim. Yağ yaktığında şöyle üstünü görebiliyoruz. Yağ kurumları burada ateş olduğu için normalde yakıt gelir. Buji yardımıyla, ateşleme sistemiyle burada yanar. Ancak
yağ olduğunu görüyoruz. Buralara yağ gelip yandığını net bir şekilde görüyoruz. Pistonların tümünde de bu kurumlar mevcut. Görüyorsunuz alttan gösterdiğimiz krank bölümü de net bir şekilde görünüyor. Krankı çıkarmayacağız. Renginin de yine kızarmış bir edası var. Yatak bölümlerinde de müdahale edeceğiz. Yatakları da değiştireceğiz. Görüyorsunuz sekmanlar hiç kalmamış. Sıyırmadığının kanıtı da yanlarda bile yağ kalıntıları mevcut arkadaşlar. Bunları koyarken de baba eski yatakları takıyoruz. Yenilenecek ama belli bir noktası var. Yani kafamıza göre takamıyoruz. Bakın buralarda bir çentikler var. Yerlerine geçmesi. Aynı şekilde keplerin de yerlerine geçip birbirini tamamlaması gerekiyor. Tek yönlüdür bunlar. Hataya düşüp de yanlış takmayalım diyorum. Sıkıntılara yol açabilir. Bakın burada çentikler birbirini görüyor. Bayağı bir kötü durumda. Seviye yani. Şöyle net çekmiyor. Bir dakika dursun öyle baba. Bakın seviye. Herhangi bir çıkıntılık yok. Artık seviye olmuş. Conta gibi düşünülebilir. Bu yataklarda da sorunlar olabiliyor bazı durumlarda. Ne sorunları yapıyor baba genellikle bu? Boşluk yapar. Boşluk yaptığında takırtı ses meydana gelir. Çizikler oluşuyor yani. Çizikler oluşuyor boşluk derken yani bunun yüzü yontuluyor. Krank tarafında sıkıntı oluyor mu? Buradaki boşluk talaşlar arasında alırsa krankı da çizecek. Çizdikten sonra da revizyon, rektefe dediğimiz işlem yapılacak. Revizyon işlemi yapılacak. Krank, taşlama işlemi bu araçlarda çok sağlıklı yok. Krank değişimine gidiyor o zaman. Son pistonumuzu da aldıktan sonra yine yatak yerleşimlerini eskiye göre yapıp kepini de takacağız. Bunların ölçümleri yapılacak. Ölçüm değerlerine göre de biz hareketini yani ne işlem yapılması gerektiğine karar vermiş olacağız. Burada da gelelim bakalım. Yani pistonları aldıktan sonra bayağı bir açık bir alanımız var. Bu arabada daha önce antifriz kullanılmış gibi duruyor. Şöyle baktığımızda yine paslanmalar var. Geçmişinde bir su olayı olmuş olabilir. Şurada da bir pislik var gibi duruyor. Paslanmalar var ancak arabanın içerisinden antifriz çıkardığımızı söyleyelim. Antifriz eğer kaliteli ise bu tür paslı yerlerde patlamalara yol açıyor. Çünkü antifrizin çözücü bir özelliği olduğu için bakın buralarda da oluşmuş zaten. Böyle tortulanmalar birkaç yerde daha görmüştüm. Antifriz koymadan önce aracın daha önce antifriz kullanılıp kullanılmadığını ölçmemiz gerekiyor. Kullanılmadığını söylüyor paslar, su kanallarındaki paslar. Evet, sonradan kullanılmış. Evet. İlk başta kullanmamız gerekiyor aracı aldığımızda. Sıfır alıyorsunuz, antifrizle devam ediyorsunuz. Pası istemiyorsanız bunu söyleyelim. Pas çok sıkıntılı durumdur arabalarda. Bu yüzden önemli, dikkat etmeniz gereken bir durum. Bakın burada da kırmızılıklar oluşmuş. Su bidonunda da antifriz olduğunu görüyoruz. Ancak görüyoruz. Tabii ki de bu çözücü bir özelliğe sahip olduğu için bakın bu en dipte yine antifriz kalıntılarını görüyoruz. Çözücü olduğu için biraz sıkıntılara yol açabiliyor. Tabii ki bu arabada çok fazla bir sıkıntı yok ama dediğim gibi dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Evet, bu tarafa geçtik. Kapağı ilk defa gösteriyoruz. Bunlar rektefeciye gidecek ama ilk ön yüzünü gösterelim. Sistem nedir burada? Sibop kalmamış desek yeri var. Siboplar tamamen bitmiş durumda. Pasları da burada yine görüyoruz. Evet. Aşırı paslanmalar var. Net bir şekilde görünüyor ama bunlarda. Ama bu su kanalları bayağı genişlemiş. Belki bu kapak kurtarma, taşlamayı kurtarmayabilir. Şöyle göstereyim. Değişime de gidebilir. Şuralarda açılmalar var baba. Bunun bir ölçümünü rektefiyeci yapacak. Buraya değinmiştik. Burada iki tane egzantrik var. Millerimiz daha doğrusu. Egzoz ve emme olmak üzere iki tane millerimiz mevcut. Burada külbütör kapağımız var. Antifriz dedik. Bakın çözücü özelliğinden dolayı şurayı nasıl çekerim diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim, görüyor musunuz? Artık bir kimyasallaşmaya başlamış. O egere gövdesi, termostat noktası, emme manifoldu. Emme manifoldunun da kurumlaşmalara yol açtığını görüyoruz. Kötü durumda, bayağı bir kötü. Yani aslında benzinli araçlarda da kısmen temizlik şart bazı durumlarda. Biz emme manifoldunun temizliğini, içinin tamiratını, bu emme manifoldlarında sıkıntılar oluyor. Demir, Astra G, Vetra C, Astra H'larda kullanılan bazı modellerinde bu motor çıkıyor zaten. Bu motor yapmaya kadar gidiyor. Takırtı 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 sesini geliyor. Biz bunu tamiratında yapıyoruz diyelim. Külbütör kapağımız vahli bir sisteme sahip. Külbütör contasının içerisinde barındırıyor. Silindir kapağı gidecek. Rektefiyeci de bunların işlemleri yapılacak. Testi olacak.
ve daha sonra test değerlerine göre bize bilgisi verilecek, işlemlere ona devam edeceğiz. Ama bayağı bir kurumlaşmalar var, kötü durumda silindir kapağı. Umarım sıkıntı çıkmaz diyelim. Aracı toplarken de sizlere göstereceğiz. Belli tork Newton değerlerine sahip olan silindir kapak cıvatalarını da elimizden geldiğince ayarlarına göre, numaralarına göre sıkmamız gerekiyor. Burada da değineceğim, evet, yine bir antifriz bölümü. Yani antifrizi ilk baştan itibaren kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Burada da eski contalar var. Silindir kapak cıvatalarının da yandığını net bir şekilde görüyoruz. Kafalarından kızardıkları aşikar. Şu an benzinle temizlikleri yapıyoruz. Arkadaşlar şurada kaçak bölgemiz var, su tapası kaçırıyor, görüyorsunuz. Bunun da değişimini yapacağız. Tapası için mecburen katalizörü almamız gerekiyor. Bunu boşaltmayın. Kesinlikle boşaltmayın arkadaşlar. Buradan da oksijen sensörü takıldı. Boş mu ki, dolu mu ki? Dolu. İçi dolu.
Kumamızı alalım tekrar. Daha net gözüküyor. Katalizörü aldıktan sonra net bir şekilde. Sökümlere devam ediyoruz. O stopası için biliyorsunuz ki önünde bir krom boru var. Bunu değiştirmek için arkadaşlar bu krom borunun sökülmesi gerekiyor. İki tane torksluk cıvatasını alıyoruz. Temizlikleri de az çok gösterdik. Tabii ki tortulanmalar olduğu için gördüğünüz üzere benzinle de yıkadık. İlk önce zımparayla yüzey temizliğini iyi yaptık. İki tane torksluk cıvatayı söküyoruz. Ortada var. Bir tane de ortada cıvata var. Sonra su tapasına daha basit bir şekilde ulaşacağız. Amacımız su tapasını değiştirebilmek. Buradaki de yine torksluk cıvata şöyle. Bunu da küçük cırcırla söküyoruz. Daha sonra boruyu komple alabiliriz. Müşterimizin debriyaj setinden, baskı balatadan yani kavramadan herhangi bir şikayeti olmadığı için motor bloğu üstünde kaldı. Yoksa baskı balata debriyaj bölümü de girseydi mecburen arkadaşlar. Görüyorsunuz burası su tapası. Bu bizim su tapamız. Gördük mü deliğimizi? Evet, bayağı bir kötü durumda. Ama burayı zımparalıyorsun. Evet. Yüzeyi temizliyor, önemli çünkü. Tapanın altında tortu pislik kalırsa yaptığın iş iki paralık olur. Niye iki paralık olur? Oradan su kaçırır, bir daha söker. Hani bu ne demek biliyor musun? Üşenenin oğlu uşağı olmaz kelimesi. İşine üşenme. Ki işte yüzüne gülsün. Zaten şuradan da bahsetmiştim. Ki şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bu tapayı çıkarırken içeri çakıp döndürüp alıyoruz ya. Biraz çok çakarsan, eliğin ayarı olmazsa, bak bunun adı ne? Gömlek. Bunu patlatırsın, motor yaptırırsın. Ha, buradan gir. Kameranı bak. Çok çakarsan parmağımı görüyor musun içinde? Görünüyor. Gömleğe. Gömleğe koparma. Gömlek, karşı gömlek. Yani bu silindir demek. Onu kırarsan su tapasını takarsın, marşa basarsın. Baktın ki yağ motordaki sular dolmaya başlamıyor. Ama diyorlar ki Mekfit'ten reklam mı aldırır Recep Usta diyorlar. Mekfit'te bir kardeşimiz var, getirdi giy ustam dedi, biz de giyiyoruz. Reklam yok yani. Reklam yok. O zaman burayı ben bir siyahla boyayayım da kapansın. Tamam. Aslında tişörtlerimizi giyme vakti geldi, yaz geldiğine göre. İki tane tişörtümüz var. Şimdi yeni tapayı göstermedik ama neyse üstüne takınca gösteririz. Marka? Febi. Febi. Dandik değil yani, sıradan bir şey değil. Dünya devi. Burada yağlama yapmamız kesinlikle önemli. Önemli. Pistonlar eski arkadaşlar bu arada. Tekmanlar yenilendi. Tabi buradaki açıklıkların ağza ağza yani alt alta gelmemesi önemli. Bunları ayarlamamız gerekiyor. 180 derecelik açıyla birbirine tam ters noktalara gelmesi şart. Bunu da söyleyelim. Yoksa yağ tekrar yüzeye, pistonun üstüne çıkıp yanacak. Dokun, göster bak. Kompresör sekmanımız buradayken açıklığı, ateşleme sekmanımız tam karşısında. Bir de bizim piston kelepçemiz diye bir aparatımız var. Sekmanları sıkmak için yarayan bir aparat. Bunu sıkıyoruz. Yerine atacağız. Bunu sıkarken de bunu böyle bir oynatmamız lazım. Sekman ola ki kanalın dışındaysa sıkışma yapar. Bu piston şu an için hazır arkadaşlar. Abi. Kanka orayı kesecek mi? Krangı döndürmemiz gerekiyor. Hadi
Yine ikinci pistona da biraz önce bahsettiğimiz tüm işlemlerin aynısı tekrarlanacak. Kol burcunun diğer kolunun yağlanması. Yine sekmanların birbirine ters bakmasını ayarlıyoruz. Ateşleme sekmanı, yağ sekmanı, kompresör sekmanını yağlıyoruz. Hemen yağdanlığımızın yağı bittiği için yeni temiz bir yağ koyuyoruz. Piston kelepçemiz artık sekmana oturacak. Ve daha sonra sıkım işlemlerini tekrar gerçekleştiriyoruz. Hazır. Bu dördüncü göz müydü baba? Tabii. İkisi aynı anda. Altta ikisi aynı anda. İki dedim ya, o yüzden yanlış olmasın. Dördüncü set piston. Şimdi yağlama işlemlerini yapıyoruz ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bu nokta ise şu arkadaşlar, şunu belirtelim. Aracımız 1 ve 4. pistonlarını taktık, en alt noktaya geldi. 2 ve 3'ü taktığımızda en üst noktaya gelecek. Buna birazdan dikkat edelim. Bakalım en üst noktaya gelecek mi? Çünkü kardeş çalışma mantığıyla 1 ve 4. piston, 2 ile 3. piston eşit çalışıyor. Bundan dolayı da dediğim olaya birazdan sizlere göstermeye çalışacağım. Pistonlarımızın üstündeki sekmanların ayarı da tamam olduktan sonra tekrar piston kelepçemizi açıyoruz. Burada da silindir kapağımız var. Yenilenen çelik subok olayı. Onun dışında takım conta değişiyor arkadaşlar. Gibi tüm elemanları sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle piston kelepçemizi açıyoruz. Hazır. Nerede o? Ok işaretimiz. Ok mu? Bir dakika, görebilirsin. Ok şurada. Evet baba, görünüyor. Motorun önüne bakması gerekiyor. Ön dediğimizde trigger bölümüne. Evet. Kayışların olduğu noktaya bakması gerekiyor. Bu da güzel bir detaydı. Bunu da söylemiş olalım. Her piston için geçerli mi bu? Her piston için geçerli. Her pistonun bir yönü var. Çalışma yönü olduğu için bunlara da dikkat edip takmamız şart. Şimdi tekrar bu üst noktada kalacak. Gitmedi. Üst noktada. Aracı çalıştırdık. Gördüğünüz gibi çok güzel çalışıyor. Sıfır sarsıntı diyebiliriz. Şöyle bir koyalım bunu da. Aşırı duman atan aracımızın sorununu kestik. Gördüğünüz gibi herhangi bir duman atma olayı kalmadı.